Peki Rojda sen sonradan girdin Evet. diziye. Sonradan girmek bir dezavantajdır. Yani normalde çok avantajlı bir durum değildir. Evet. Hele ki Zuhal Topal gitti. Onun yerine geldi gibi bir durum da oldu ama aslında onun yerine de gelmedin herhalde. Gelmedim. Bir başka bir Bambaşka bir durum üzerine roldeydim. geldin. Evet. Sen seti bize anlatsana. İlk geldiğinde neydi durum, nasıl, neyle karşılaştın, nasıl? Ben başta çok stres olmuştum. Çünkü genelde kabul ettiğim bir şey değil. Hatta hiç düşünmeden reddettiğim bir şeydir bir diziye sonradan dahil olmak. Evet. Ama geniş aile dendiği zaman bana şöyle bir durdum. Çünkü gerçekten müthiş bir kadrosu Zaten var. seyircisisin. Evet. İzledin. Evet. Evet, hani çok fazla takip edemesem de sürekli etraftan duyuyordum. Çünkü çok yoğun çalışıyorduk biz de. Doğru. Çok fazla televizyon izlemeye vaktim olmuyor ama sürekli etraftan geniş ailenin replikleri. Bugün şu şuna şunu dedi, bu buna bunu dedi diye sürekli konuşuluyordu. Sürekli duyduğum bir şeydi. Çevremde çok kişi izliyordu. Zaten işte çok özür dilerim devam et ama insanlar böyle bir iyi oyuncular böyle bir Avrupa yakasının içinde keşke olsam değil mi? Evet. Onun içinde geniş Evet. ailenin içinde olsam. Evet, zaten teklif geldi şey dedim, evet ben bu işin içinde olmalıyım dedim. Evet. Çünkü gerçekten her işte böyle bir iki kişi sivrilir ama bu işte hani bir iki kişi değil gerçekten bütün kadro sivrilmiş vaziyette. Hepsi. Hepsi. Rasim abiler, Sevimler hepsi yani değil mi onların? Herkes, herkes yani böyle düşünüyorum şu hayır bu da çok, o da çok iyi, o da çok iyi böyle gidiyor yani. Arkadaşlar bir de bu dizi işi zannetmeyin yani hani böyle ben çekimlerin olduğu yere gittim geçen gün. Yani bir köşe başına çekim yapıyorlar. Yeri söylemeyelim. Sen söyleyelim mi? Neyse. Biliyor zaten herkes. Boyacıköy. Boyacıköy'de çekim yapılıyor. Şimdi, sokak aralarında çekim yapmak çok kolay bir şey değil. Bütün sokağı sakinlerini de ele almak durumundasınız. Yani herkese de bunun iyi bir niyetle yapıldığını gösterirken onları da rahatsız etmemek durumundasınız. Şans yani benim gittiğim gün maytap patlatma sahnesi vardı. Ben de öyle izliyorum kenardan. Abi o yukarıdaki amca bir çıktı. Maytap patladıktan sonra önce bir dümdüz bir gitti. Bütün Tabii. sete bir ince böyle en üst kattan sizin etra diye bayağı bir gitti yani amca. Ondan sonra ben dedim ki herhalde maytabı bir daha patlatmazlar herhalde. Böyle bir şey olmaz dedim. Amca bu kadar kızdıktan sonra bir maytap daha o koydular. Provaydı çünkü. He? O provaydı. Arkasından tabii ki Arkasından kayıtlar. Gerçeğini. Çünkü gerçeğini çektiler. Amca bir kova suyla çıktı yukarıya. Oluyor mu böyle şeyler? Oluyor tabii. Ama yok bize mi denk geldi? Yani açıkçası hakikaten biraz da size denk geldi. Denk Çünkü geldi. Boyacıköy yaş ortalaması böyle 50 ve üzerinde olan, en yüksek katı 3 ve 4 olan böyle çok sessiz, sakin ve çalışılası bir yer aslında. Ve bu huzuru bozduk diyorsunuz. Hep beraber. Ha? Yani. Ama amca şey değil miydi? Hani balkonda böyle bak dökeceğim. Kaçıl oradan. Şimdi Abi amca da dökeceğim vardı ama. Dediği yerin altında milyonluk bütün Kamera, aletler her onların şey üzerine orada. Dökeceğim Tabii. diyor yani amca. Cimcip orada duruyor yani. Ama genelde mahalleli hep bize böyle tatlılar yapıp getirir. Ben hani ilk defa burada Yok, şahit yani oluyorum. Bütün mahalleyi böyle, töhmet altında bırakmıyoruz. Yani evet, bir, orada öyle bir şey öyle oldu. Bir istisna Beyaz geldi. Rojda evet. Demirer'in güzelliği üzerine bize gelen internet sitesinden çok yazı vardı. Onun güzelliğinin sırları nedir? Kendini güzel buluyor mu falan filan diye. Biz Teşekkür. Dedik ki sokağa çıkalım senin güzelliğini bir insanlara soralım. Acaba bu güzellik nasıl bir güzelliktir? Ne derler bunun için? Enteresan şeyler söyledi halkımız senin güzelliğin için. İzlemeyeceğiz. Evet devam edelim. Şimdi, izleyelim. Bir izleyelim. Buyurun. Bize bu güzelliği tarif edebilir misiniz? Böyle gülümsüyor falan ama böyle sanki içinde böyle gizlediği bir şeyler var. Alabilir miyim? Saçları güzel olmuş. Gözleri. Bu insan mı? Melek mi bu ya? Güzel bir ama sizler daha güzelsiniz benim gözümde. Lokum gibi vallahi açıkçası. Vallahi o insansa siz nesiniz bilmiyorum o derece yani. Çok tatlı, yumuşak bir insan. Çok güzel kız gerçekten. Ay yani teessüf ederim ben Elia. Hiç de fena değil. Ben mi daha güzelim o mu sizce? Gayet hoş yani. Gözler, dudaklar, kıyafet, ayakkabı mükemmel yani. Numara yani. Bayan dikkatimi çekmedi açıkçası. Resimdeki bayan güzel ama ben güzele güzel demem. Güzel benim olmadıkça. Noktayı koymuş. Bir başkasına güzelmiş bile demiyor abi. Kendisinin olmadıkça yani. Öyle bir durum var.